Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Haritada gördüğümüz gibi Zonguldak'tan çıkış yapıp Karabük, Kastamonu ve Sinop terminaline gideceğiz. Tabi bildiğiniz gibi gerçek bir otobüs modu olmadığı için Zonguldak terminalinden çıkarttım. Çünkü engelden çıkamıyorduk ne yazık ki. Ters tarafa çıkartmışız. Varız bizim memlekette birkaç kişi. Sedat kardeşim, videoya başlamadan söyleyeyim, Nevşehir'imiz yok, kusura bakma. Nevşehir'e gidemiyoruz. Bir arkadaşım özellikle Nevşehir istedi. O da kusurumuza bakmasın. Hadi vurma. Çok iyisin. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ailemize katıldığı için. Bir arkadaşımız ayrıldı, bir arkadaşımız geldi. Sağ olsun. Farlarınızı yakın diyor. Yakarız dostum. Bu araba niye gitmiyor ya? Gidecek de giden yerleri ağrıyor herhalde. Muhtemelen rampa çıktık arkadaşlar. Rampaya çıktıktan sonra düze geldiğimiz zaman yapacağımız belli. Sazacağız. Tam gaz. Ama tabii inşallah kaza yapmadan olacak bu iş. Kaza yaparsak da kusurumuza bakmayın. Bu aradan geçer mi? Geçer. Kardeşimiz söylemişti. Kornayı değiştirmiştik. Çok uyuz bir kornaydı. Sinyaller de uyuz ama en azından kornayı değiştirme şansımız vardı. Aa! Aa! Bu ne oldu şimdi? O tabi ya. Bu işi tırlan yaptığın zaman dorse dönüyor. Ama bu otobüs her tarafı dönmüyor. Katmadık. Matematiksel hesaplar da olduğunu bilmiyorduk. Bu arada arkadaşlarım, videomu seyreden arkadaşlarım, lütfen kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sizler de ailemize katılın. Sizlerin sayesinde büyüyoruz. Abone olmak tabii ki de biliyorsunuzdur, ücretli değil. Dostlarım, müsaade eder misiniz? Edeceksiniz gibi duruyor. Ettiniz. Teşekkür ederim. Elimizde yarış oyunu Forzen 4 muydu? Forzen diye mi okunuyor? Tam bilmiyorum. Öyle bir oyun var. Fakat bilgisayarda yer olmadığı için ne yazık ki oyunu yükleyemiyorum. Ama yakın zamanda inşallah onu da yükleyip şöyle bir sağlam araba yarışları yapacağız.
Tabii birincilik sözü asla vermiyorum. Çünkü biz burada dümdüz yolda, bomboş yolda araba kullanamıyoruz. Orada hiç beceremeyiz herhalde. Daha önceden şey oynadım, Need for Speed oynamıştım gençken. O zaman tabii gençlik, 24-25 yaşlarındaydım. İlk arabayı kullanmaya başladığımda tabii direksiyon yok. Klavyeyle oynuyoruz arkadaşlar. O zamanlar ilk etap çok kötüydüm. Sonradan yani ülkedeki bütün polisleri peşimize takmaya başladık desek yalan olmaz. Helikopterler de şeydi. Bayağı bir tecrübe kazanmıştık. Yani oynadıkça tecrübe kazanılıyor. Muhtemelen bu oyunda oynarsam onda da bir tecrübe kazanırız herhalde. Trafik yoğunluğunu 7. kademe yaptığımız için bizim hız yapma gibi bir lüksümüz olmuyor. Karşıdan sürekli araba geliyor. Hadi dostum, akşam olmadan varalım ya. Kamil Koç. Kamil Koç. Ama ben Kamil Çok derdim hep. Nereye gidiyorum? Memleket hangi firmayla? Kamil Çok'la. Yani çok iyi bir firma. Herkese tavsiye ederim. Çok değişik şoförleriyle yolculuk yaptım zamanında. Araç Ereğli'deyken Ereğli'ye gidip geliyordum. O zamanlar kullanmam yasaktı. Sebebini söylemeyeyim. Aracı bıraktık Ereğli'ye. Fethiye'ye gidip geliyordum. O dönemlerde işte hep Kamil Koç'la gittim geldim. İnanın yani bana mı denk geldi bilmiyorum ama şoförleri muhteşem. Çok nizami araba kullanan arkadaşlar. İnşallah firma kendisini bozmaz, böyle devam eder. Tıra iyice gıcık kaptım arkadaşlar. Şunu geçmem lazım benim ya. Sol şeritten gidersek. Işıklar var ama en azından geçme şansımız yüksek. Geçtik. Tırı geçtik yani. Bilemedik ki şeyin otobüsün bize gıcıklık yapacağını. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer klima sesini alıyorsanız hepinizden çok özür dilerim. Fakat mecburen cam çerçeve her tarafı kapatmak zorunda kalıyorum. Dışarıdan havuzdan bir sürü çocuk sesi geliyor. Yani dışarının gürültüsü çok. Bu sefer de cam çerçeveyi kapatınca içerisi bayağı sıcak oluyor. Mecbur kalıyorum klimayı çalıştırmak için. Biraz hafif bir uğultusu var. Ben normal şartlarda alıyorum ama videoya yansır mı yansımaz mı onu bilemiyorum. İnşallah yansımaz. Birçok arkadaşım şu an diyor arka plan seslerini kapatabilir. Onların hepsi kapalı. Ondan zamanında çok uğraştım ya. Kafayı yiyecek derecede uğraştım yani. Sonunda onu da becerdim. Bir şekilde sorunları çözüyoruz.
Farları yakmak daha yeni aklımıza geldi. Daha başlangıçta ben onu yaktım zannettim ama. Ya hep de acemiliğimi söylüyorum size ya. Nedense arkadaşlar, beni tanıyanlar bilir, içim neyse dışım da odur. Yalanı sevmem, tatlı yalanlar söylerim gerekirse ama ciddi anlamda hani birisinden çekindiğim için, korktuğum için. Gerçi çok şükür şimdiye kadar da kimseden korkmadım ama yani o şekilde yalan söylemem. Normal şartlarda bakın araç kullanırken benim araçlarla aramdaki mesafe şudur arkadaşlar. Azıcık bir geri gidebilirsem. Evet, tamponu o şekilde görürüm yani. Onun haricinde araca hiçbir araca fazla yanaşmam. Burada net gösterebilirsem diyecektim. Gösteremedim ışık yanında. O fırsatını bulsam göstereceğim yani. Böyle ben ışıklarda durunca arabanın kıçına kadar girerler. Sanki marifetmiş gibi işte yanaşabildiği kadar yanaşmak ister. Değdirdin tampona. Ne oldu? Hava atacağım derken yerin dibine battın. Bence gereksiz bir şey. Bilmiyorum, benim için en güzel mesafe ayarı odur. Bakın o turda gösterebilirsem. Evet, bu arkadaşlar bakın. Yani kendi aracınızda gördüğünüz araçtaki en son noktayla karşı taraftaki aracın ilk gördüğünüz noktasında frene bastığınızda kesinlikle en ufak bir temas olmuyor. Yürü dostum diyeceğim de önünde de araç var. Yürü, sen ne kadar yürüyeceksin? En baba 10 metre yürürsün. Tırın fren lambalarını gördün mü hemen yavaşlıyor. Gerçi olması gereken o da. Oyunda bile gerçekçi yapmışlar yani. Bu videoyu dün geç saatlerde çekecektim.
Tabi bugün cumartesi. Saat 11.30 falandır herhalde o civarlarda. Dün çektim. Sonradan bir baktım. Aklıma gelmişken bir daha bakayım. Hop. Mikrofonun sesi kapalıymış. Bütün emekler boşa gitti. Ondan sonra da zaman bulamadım. Tekrar yeni baştan bugün çekiyorum işte. Yol vereceksin galiba ya. Bugün iyi niyetli şoförlere denk geliyorum. Selektör yapalım dedik. Elimiz frendeymiş. Tabii o biraz önceki söylediğim araç arasındaki mesafe, ışıklardaki mesafe arkadaşlar, sürüş mesafesi değil. Bu orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Sürüş mesafesinde o kadar yaklaşırsanız kaza kesinlikle kaçınılmaz. Bunun uzunları nasıldı ya? İyi, fena değilmiş. İş ve işçi bulma kurumu artık bana işçi vermiyor. O yüzden o seriye devam edemiyoruz. Yoksa parayı görüyorsunuz. Tüm haritadaki neredeyse garajları alacak paramız var. Ama ne yazık ki İş ve işçi bulma kurumundan istihkakımız kesildi. Acil böyle ışınlanmam gereken yer olursa o zaman şey yapıyorum. Alıyorum garajı. Oraya ışınlanıyorum. Yoksa onun haricinde artık garajı almıyorum. Ama sistem belli. Geçmişteki videolarımda anlattığım gibi. Yani parayı elinizde tutmuyorsunuz. Bu da çok gereksiz bir şey olduğunu anladım. Ya belli bir noktadan sonra bana şoför vermiyor. Eğer verseydi ben, yani benim kullanabildiğim tüm haritadaki garajları almayı hedeflemiştim. Ha, iş ve işçi bulma kurumunu bir şekilde açma yöntemi de var ama sevmiyorum öyle şeyleri, bilmiyorum ya. Zamanlar Knight Online oynamıştım. Server'da Char'ın bayağı da iyiydi. Biraz para da döktük. Parayla Char'ı da satın aldım. Adamlar beni hile diye bir sefer banladılar. Hapse girdik işte, bizim Türklerin eline geçmiş galiba. Türkler almış, eline geçmiş demeyelim ya. Bir sefer attılar, çıktık. İkinciyi attılar, yine çıktık. Da şey bulamıyorum kendime, yani muhatap olacak yetkili birisini bulamıyorum. Ben yapmasaydım, ben geçseydim. Yani muhatap olacak birisini bulsam adamlara söyleyeceğim. Ya kardeşim, ben hile değilim. Hile kullanmıyorum. Sağlam bir okçuyum.
Bakıyorum karşıda adam Asas ya da varıyor. Ne bileyim adamla savaşıyor. Adamın canı az oluyor. Ben bir tane ok atıyorum. Adam geberiyor. Bir tane atıyorum. Geberiyor. Bu da benim en doğal hakkım. Yani ben okçuyum. Anlamı o zaten. Geri planda kalıp o şekilde adam öldürmek. Ama ne yazık ki anlatamadık derdimizi kimseye. Şarda gidince bu oyunu da bıraktık ama en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Daha doğrusu online olarak ilk oynadığım oyundu herhalde. Evet, ilk oynadığım oyundu. Muhtemelen ondan çok sevdim. Arada gelmişiz ya. Hiç farkında bile değilim vallahi. Kendi kendime sohbet ederken yani sizin ne ediyormuş gibi görünüyoruz ama kendi kendimize konuşuyoruz. Bu da böyle video çekmenin zor yanları işin aslına bakarsanız. Yani konu bulamıyorsun. Zorlanıyorsun. İlk zamanlar daha çok zorlandım. Bakın arkadaşlar, demek istediğim mesafe tam yapamadım ama şu, yani ışıklarda gerçek hayatta bu kadar mesafe bırakırsanız aranızda araçlarla hiç problem yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, yani bu otobüs oyunu olmadığı için bunda terminale yolcu bırakmak gibi lüksümüz yok. Biz kamyon oyununa bir tane otobüs atadık. Otobüs kullanmak da hoşumuza gitti. Zor da olsa Türkiye haritasını yükledik. Bir şekilde becerdik. Ha, gerçek otobüs oyunu oynar mıyım? Bilmiyorum ya, biraz şey geliyor bana, tuhaf geliyor. Yani oynayabilirim de. Yani kesinlikle oynamam devam ama şuraya girelim bari biz. Teşekkürler beyler. Korna çalamadım. Kusura bakmayın ya. Çok özür dilerim. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen ailemize katılın. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.